Merhaba, hepinize merhaba. Evet, yine başlıyoruz. Vücudumuzda birçok organ bulunuyor. Öyle değil mi? Hemen hemen hepsi hayatta kalmamız için gayet önemli. Bu organlardan özellikle bazıları yüksek kan basıncına yani hipertansiyona karşı hassastır ve bu sebeple hasar görebilir. Bazen bu organları hedef organlar olarak adlandırırız. Hedef organlara birkaç örnek vermek gerekirse bunlar vücudunuzdaki suyu ve tuzu düzenleyen böbrekleriniz, beyniniz ve kalbinizdir. Bu organların tümü gayet önemli organlardır öyle değil mi? Ve onların kesinlikle hasar görmelerini istemeyiz. Peki, yüksek kan basıncından dolayı nasıl zarar görebilirler? Kan basıncı kan damarlarınızdaki basınçtır. Bu kan damarları hedef organlarınızı kanla destekler. Dolayısıyla eğer kan damarlarınız hasar görür ve hedef organlarınıza yeteri kadar kan sağlayamazsa hedef organlarınız hasar görür öyle değil mi? Normalde atar damarlarımızın iç çeperi yani endoteli gevşek durarak kanınızın hareketli olmasını sağlar. Ayrıca pıhtılaşan kanı engeller. Pıhtı dediğimiz şey katılaşmış kan gibi bir şeydir. Bu kan kaybını durdurmamız açısından çok çok önemlidir. Bir kesik sonucu veya başka bir sebeple kan kaybettiğiniz bir yeri tıpa ile kapamak gibi düşünün. Ancak kan pıhtılarının damarın içinde birikmeye başlaması kan akışını zorlaştıracağından bu iyi bir durum değil. Peki bu pıhtılar nasıl oluşur? Kan damarının içindeki bu astara yani endotele bakalım. Kanımız sürekli bu iç çeperlerin üzerinde yolculuk eder değil mi? Ve bu olurken kan iç çeperler üzerindeki sürtünmeden dolayı belli bir miktarda gerilime sebep olur. Buna kayma gerilimi deniyor. Şimdi kan damarlarındaki basınç yükseldikçe Sıvılar hareket ederken iç çepere daha çok baskı yapar. Bu sebeple sürtünmeden kaynaklanan zorlama ve kayma gerilimi de artar. Bu yüksek kayma gerilimi kan damarlarının iç astarı olan endotele zarar verebilir. Akıp giden bir nehri düşünün. Etrafında ağaçlar, çalılar olsun hatta belki içinde duran bazı hayvanlar da olabilir bu canlılar orada ayakları yerden kesilmeden varlıklarını sürdürürler öyle değil mi peki ya birdenbire büyük bir sel olursa su etrafındaki bütün ağaçları çalıları ve hayvanları kendiyle beraber sürüklemeye başlar bu canlılar araziden kayıp giderler çünkü şimdi kayma gerilimi çok yüksek Aynı şekilde bu damarlara daha fazla sıvı sıkıştırdığınızda endotelin üzerinde radyal yönde yani dışarıya doğru daha fazla basınç ortaya çıkar. Bu da dışarıya doğru genişlemesine sebep olur. Bu yüksek basınçla kayma geriliminiz de çok daha yüksek olur ve kan damarı araziniz nehirde olduğu gibi zarar görür. Öyle ki endotelde mikroskopik yarıklar oluşur. Bu yarıklar iyileşir ama yara dokusuna dönüşürler. Yani bir bağ doku ağı oluşturur ve fibrotik bir hal alır. Bu doku gelişmeye başladığında kan dolaşımında yüzen kolesterol, yağ ve trombosit parçacıklarını tutan bir ağ gibi olur. Bunlar fibrotik ağa takıldıklarında orada kalırlar ve bu aterosklerotik plağı oluştururlar. Şimdi bu plak bir yer kaplar değil mi? E haliyle de kan damarlarını daraltmaya başlar. Ayrıca bu damarları daha katı ve daha az esnek hale getirir. Ve damarlar böyle sertleştiklerinde daha önceki gibi gevşeyip genişleyemezler. Zedelenmeye daha elverişli hale gelirler. Yani gördüğümüz gibi daha fazla plak demek kan için daha az yer kalması demek. İşte bu şekilde kan bu damarlardan böbrek, kalp ve beyin gibi hedef organlarınıza gider. Kanınız diğer şeylerle beraber pek kıymetli oksijeni de taşır öyle değil mi? Ancak bu olmadan hedef organlarınız iyi işleyemez ve bu da ciddi bir hasara yol açabilir. Buna ek olarak zamanla bu damarlar yüksek basınçtan dolayı güçsüzleştikçe zayıf noktalarda pörtlemeler ortaya çıkabilir. Bu çıkıntılar balonlaşma olarak da bilinir. Hatta bunlar eğer çok büyürlerse patlayabilirler. Bu da hayati tehlike yaratan iç kanamaya sebep olur. Balonlaşma atar damarların zayıfladığı herhangi bir yerde olabilir. Ama genel olarak ana atardamarlarımızdan biri olan aortta ortaya çıkar. Eh, bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.